Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 12. bölüm. Şeytan Vazabının beyanı. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Eğer Allah'ın emirlerine ve Resul'ün sünnetine uymaktan yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran Suresi 32. Ayet Bilindiği gibi Yüce Allah iblisin tevbesini kabul etmemiştir. Fakat Hazreti Adem tevbe ettiğinde Yüce Allah onun tevbesini kabul etti. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam hatanın kendisinde olduğunu anladı, yaptığından pişmanlık duydu ve bundan dolayı nefsini kınadı. Oysaki alimler tarafından kabul edilen sahih görüşe göre peygamberler masumdurlar. Ne peygamber olmadan önce ve ne de peygamber olduktan sonra günah işlemezler. Nitekim Kur'an'ın ifadesine göre Hazreti Adem ve Hazreti Havva işledikleri hatadan hemen sonra yüce Allah'a şöyle yalvarmışlardır. Ey Rabbimiz biz kendi kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen hiç şüphesiz hüsnana uğrayanlardan olacağız. Araf suresi 22. ayet. Demek ki Hz. Adem ve Hz. Havva yaptıkları hatadan hemen sonra tevbe etmiş pişmanlıklarını dile getirerek Allah'ın rahmetine güvendiklerini ortaya koymuşlardır. koymuşlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Zümer suresi 53. ayet. Şeytana ise hatanın kendisinde olduğunu kabul etmemiş, üstelik bu yaptığından dolayı pişman da olmamış ve tevbe de etmemiştir. Dahası Allah'ın rahmetinin ümidini keserek kendini beğenmeye devam etmiştir. İşte her kimin hali şeytan gibi olursa onun tevbesi kabul edilmez. Her kimin de hala Hz. Adem gibi olursa Yüce Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü kaynağı nefsi arzuların azgınlığı olan her günahın affedilmesi umulur. Ancak kendini beğenmişliğe dayanan hiçbir günah bağışlanmaz. Buna göre Hz. Adem'in günahının kaynağı nefsi arzularken şeytanın günahının kaynağı kibirdi. Anlatıldığına göre şeytan cennetten kovulunca Yüce Allah der ki Ey Rabbim Adem yüzünden beni cennetinden çıkardın. Ben kendi başıma ondan öcümü alamam. Ancak sen bana yardım edersen bunu başarabilirim. Allah ona seni onun evlatları üzerine musallat kıldım der. Şeytan daha başka imkanlar istiyorum deyince Allah senin soyun Adem'in soyundan iki misli hızla örecek diye karşılık verir. Şeytan yine daha da istiyorum deyince Allah şöyle cevap verir. Senin soyundan gelen tüm evlatlarını Adem'in soyundan gelenlerin üzerine sal. Haram yollardan kazanıp meşru olmayan yerlerde harcamalarını sağla. Haram yollardan günah olan çiftleşme şekilleri çocuk peydahlamalarını sağla. Çocuklarına putperestlik inancını hortlatan isimler vermelerini sağla ve babalarının soyul soyluluğundan bedet tavsiye et. TB sonraya bırakabileceklerini söyleyerek onları kandır. Allah'ın iblise olan bu, bu tavsiyeleri tehdit yoluyla olmuştur. Nitekim dilediğiniz yapın ayetinde de durum bundan ibarettir. Şeytan bu isteklerine karşı Hz. Adem de Allah'a der ki Ya Rabbi onu bana musallat ettin. Eğer senin yardımın olmazsa ben ona karşı kendimi koruyamam. Allah Hazreti Adem'e senin neslinden doğan her çocuğun başına koruyucu melekler veriyorum der. Hazreti Adem daha da istiyorum deyince Allah iyiliklerinizin karşılığı on kattır der. Hazreti Adem yine daha da istiyorum der. Allah da neslinin ruhları bedenlerinden ayrılmadığı müddetçe tevbe etme imkanlarını ellerinden almam der. Hazreti Adem aynı şekilde daha da istiyorum deyince allah Teala tevbelerini kabul ederim diye karşılık verir. Adem selam bununla yetindiğini söyler. Bunun üzerine İblis itiraz ederek şöyle der. Ya Rabbi, Adem'in neslinden peygamberler yarattın, onlara kitaplar indirdin. Peki benim elçilerim nerede? Allah kainler diye cevap verir. Şeytan, kitapların nelerdir diye sorunca Allah vücutlara yapılan dövmeler buyurdu. Şeytan sözüm ne olacak diye sorduğunda Allah yalan senin sözündür der şeytan Kur'an'ım ne olacak der. Allah şiir diye cevap verir. Şeytan müezzinim kim olacak der. Allah çalgı aletleri der. Şeytan mescidim neresi der. Allah çarşı ve pazardır diye cevap verir. Şeytan evim neresi diye sorar. Allah hamamlardır diye cevap verir. Şeytan yiyeceğim ne olacak diye sorar. Allah üzerinde besmele çekilmeyen her yemek diye cevap verir. Şeytan içeceğim ne olacak der. Allah sarhoşluk veren tüm içkiler der. Şeytan tuzaklarım neler olacak deyince de Allah Teala kadınlar cevabını verir.